Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'a yola çıkıyor. Sabah saatlerinde evet Sayın Akar'ın yaptığı açıklamalar neticesinde kara kuvvetlerinin çalışmalarını tamamladığını ve süratle Azerbaycan'a Karabağ askerlerimizin gideceği belirtildi. Dünden itibaren yoğun bir hava trafiği mevcuttu. Iğdır'a yapılan bu sevkiyatlarla ilgili sizlere defaatle kargo uçaklarının gidişi gelişiyle alakalı haberler sunmuştum. Buradan son dakika olarak bu haberi yayınlamak durumundaydım. Çünkü kardeşlerimi mutlu etmek benim için en güzel şey. Sizlerin duası sayesinde çok daha güçlü oluyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim bütün Azerbaycan'a ve Türk dünyasına. Şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Akar'ın açıklamasındaki ipuçları. Kara kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca Türkiye'nin mobilize gücü, zırhlı birlikleri, top ve her türlü roket atar sistemleri ve gözlem yapabileceği her türlü araç ve ekipmanla birlikte kardeş ülkeye uçması bana Hankendi'yi hatırlatıyor. Sayın Akar'ın bugünkü konuşması bana Hocalı'yı hatırlatıyor. Bugünkü açıklama, kargo uçakları hazır açıklaması bana Hocamendi hatırlatıyor. Azerbaycan'da bir oldu bittiye Türkiye Silahlı Kuvvetleri izin vermeyecek. Bu devletimizin kardeşlik hukukunun yanı sıra sözünün ve özünde duran güçlü anlayışının da ayrı bir göstergesi. Önemli atılımlar ve önemli gelişmeler yaşanacak. Sizlere açıklayayım isterseniz. Türk SİHA'larımız kritik bölgelerde Dağlık Karabağ'ı denetleyecek. Oluşulabilecek en ufak bir durumda, bir sıkıntıda SİHA'larımızın müdahale etmesinin yanı sıra kuvvetlerimizin çekiç güç gibi hızlı bir şekilde olay yerine intikali de aslında şu anda sahada uygulanacak. Rusya'nın her ne kadar Dağlık Karabağ'ın içinde Türk askeri olmayacak açıklaması içi doldurulamamış bir açıklamadır. Yapılan perde arkası görüşmelerde Türkiye'nin çok ciddi ağırlığını koyduğu, bakın yoksa ben Ermenistan'ı yarıp gireceğim, bura benim kardeşim, savaşarak alınan yerleri bırakmak istemiyoruz şeklindeki kararlılık, Türkiye'nin Karabağ'ın her yerini karış karış gezerek oralardaki sıkıntılara karşı Türk kardeşlerimizi korumak için bir şemsiye olacağımızı duyan Fransa'ya bir haller olmuş deyip sayıklıyor. Eşinden tarih derslerini almaya başlamış herhalde. Biliyorsunuz Macron'un eşi çok yaşlı bir tarihçi galiba. Evet, şunu söylemek istiyorum. Türk askerinin elit birlikleriyle, en özel birlikleriyle kardeşlerine uçması, sabah coşkuyla Türkiye'den bunun açıklanması hepimizi ayrı bir memnun etmiştir. İfade etmek istediğim husus şudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok yoğun bir şekilde önemli bir sacaya oluşturan bu dönemde kritik ve önemli görevler yer alacak bu alanlarda olması oradaki Azerbaycan ordusuna da ayrı bir güç verecektir. Unutmayın, sahada Azerbaycan ve Türk orduları büyük bir özveri ve birleşiklik göstermektedir. Sahada iki kuvvetin yan yana gelmesi Rusya'nın oradaki yapacağı tecavüzkar ve işgalkar hareketleri püskürtecek ve sivil halkımıza Türk kardeşlerimizin geri dönüşünde yaşayacağı sıkıntıların da önüne geçecektir. Hele hele ki Azerbaycan'dan Karabağ'a giden vatandaşlarımızın Rusların bu unsurlarınca tutuklanması, belli bahaneler uydurularak tutuklanmaya çalışılması, savaş suçu gibi bahaneler çıkartılarak, çünkü planlarında bu var, bunları uygulamaya çalışmalarını engelleyecek akrasyonları işte bu elit birliklerimiz gerçekleştirecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği her yere barış ve demokrasi götürmektedir. Sayın Akar'ın coşkuyla kardeş ülkeye kuvvetlerimizi yollama azmi ve bu kadar hızlı bir şekilde birliklerimizi hazırlaması da gecesini gündüzüne kattığının bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat süreci takip ettiğine inanmaktayız.
Sayın Aliyev'le sık sık görüştüğüne ve Azerbaycan'daki dengeler üzerinde rolleri paylaştıklarına inanıyoruz. Daha büyük devletlerle büyük devlet olan Türkiye muhatap olmakta, Aliyev ise kendi mecrasında yendiği ve galip geldiği Ermenistan'a "Çık buradan, artık buranın sahibi benim" demektedir. Ermenistan'daki şu anki durum şudur. Her ne kadar bütün Karabağ'dan Ermeni güçler çekilecek dense de 5000 civarı Hankendi ve çevresine Ruslarca yeniden Ermeni nüfusu getirilmiş, Fransa'nın ve diasporun araya girmesiyle de bu sayı 15.000 ve 20.000'e çıkarılmak istenmektedir. Buna karşılık oradaki Harut Yunyan denen bu yetkisiz zat kendi bürosunu tutmakta, Rus polisince orada korunmakta ve özellikle makam odası gibi bayraklarla orada durmaktadır. Bu da Rusya'nın çok kısa bir zaman içerisinde Şuşa'yı işgal etme ve Hankendi'yi de Ermenilere bırakarak orada bir defakto durum oluşturarak Rusya'ya yarı bağımlı bir bölge oluşturma istemini de altta yatan nedenlerdendir. Hani hatırlayın, Putin dedi ki Ermenistan tarafına, benim bu çıkardığım planı kabul etmezseniz sizin için intihar olur. Ne demek bu biliyor musunuz? Diyor ki, sizi Karabağ'dan tamamen silerler. Benim planım sizi korur diyor. Türkçesi bu. Öyle değil mi? İşte bütün dengeleri değiştirecek. Özellikle Fransa'nın bizde gözlemci kuvvet yollayıp da Ermenileri terörist faaliyetler için destekleyelim anlamındaki açıklamasına Türkiye'nin verdiği en güzel yanıt da bu olsa gerek. Türk askeri komandolarının Azerbaycan'a şanlı bir şekilde gideceği ve önemli görevler ifa edeceği ve Azerbaycan'a önemli bir kuvvet çarpanı oluşturacağı da aşikardır. Türk askerinin sahada şakası olmaz. Türk askeri gerek kara gücüyle, gerek gözlem, deneyim, birikim ve kullandığı teçhizatla dünyanın en güçlü ordularındandır. Ve şu anda orada cesaretiyle, halktan aldığı desteğiyle kardeş halkın yanında olacak ve onlara karşı yapılan en ufak bir terbiyesizliğe karşı müsaade etmeyecektir. Türk askeri komandolarının Azerbaycan'a, Karabağ'a önemli bir kuvvet çarpanı olması Türk halkını da mutlu etmiştir. Sabah coşkuyla sizlere yayın yapıyorum ve gerçekten duaların sayesinde değerli izleyenlerim, koronayı yendik inşallah, negatif çıktı. Hepinize çok teşekkür ediyorum dualarınız için. Sesimiz yeniden gürleşiyor. Çünkü aklımızda Hankendi var, aklımızda Hocavent var, aklımızda Adere var, aklımızda Kelbecer var. Aklımızda bize bırakılacak delip de geçiş güzergahı diye oraya Rus ordusunu yığıp Laçin'i gasp edenler var. Mutlaka ama mutlaka bizim orada Rusya'yı sıkıştırmamız gerekiyor. Türk askeri Doğu Anadolu'da, Iğdır'da ve birçok yerde önemli bir lojistik sağladı. Kuvvetlerimizin Azerbaycan'da olması bu ateşkes sürecinde Karabağ'ın yeni bir plan ve projelere tabi tutulmasını engelleyecek. Gerektiğinde Azerbaycan ordusuyla Türk ordusu daha da kuvvet çarpan ekleyerek operasyonlar yapabilecektir. Bugünler çok yakındır. Evet değerli izleyenlerim, bu coşkulu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türk askeri komandoları Azerbaycan'a yola çıkıyor. Akar açıkladı. Haydi aslanlarım, haydi aslanlarım. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Karabağ. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Görüşmek üzere değerli izleyenler.